Herkese merhabalar. Bugün LGS'nin en kolay, en leziz, en lokum konularından birini öğreneceğiz. Metin türleri konusunu öğreneceğiz. Bugün sizlerle birlikte masal, gezi yazısı, anı, biyografi, deneme, makale, öykü, roman, fable, destan, günlük, otobiyografi, söyleşi, fıkra ve eleştiri konularını öğreneceğiz. Bunların içerisinde en önemlisi eleştiri. Hatta eleştiriyi ben burada dersin başında anlatacağım. Tonguç'um, hazır mısın bu arada? Hazırım hocam. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Metin türlerinden 2021 yılında soru gelmedi. Zaten sadece anlam bilgisi, paragraf, cümlede anlam gelmişti. Ama 2020'de, 2019'da, 2018'de bu konudan mutlaka bir soru geliyor. Dolayısıyla bu konuyu birazdan güzel bir şekilde öğreneceğiz. Bunların içerisinde en önemlisi eleştiri olduğu için bunu dersimizin girişine anlatmak istedim. Eleştiri bir insanı, ya işte bu hiç konuşmuyor, bu hiç, öyle şeyler değildir. Eleştiri bir kitabı eleştirmektir. Ya da bir sanat eserini eleştirmektir. Mesela sizler biliyorsunuz ki Tonguç'um bu konuyu öğrendikten sonra Zoru Bankası'ndan, Dinamo'dan, Taktikli'den, 0'dan 8'e Sözel'den sorular çözeceksin. Diyelim ki bunlardan bir tanesini Taktikli'ye eleştiriyorum ben mesela. Taktikli kitabın içerisindeki sorular son derece zor. Bu kadar zor olmamalıydı. Bu soruların bazı çözümlerinde gerçekten zorlanıyorum. İşte stickerları yapıştırırken buna benzer eleştirilerdir. Veya bir kitabın dili, sadeliği, içerdiği konunun güzel anlatılıp anlatılmadığı kitaplarla alakalı. Tabii ki daha çok tez kitapları değil de böyle roman, hikaye gibi sanatsal değeri olan kitapların eleştirilmesine, sanat eserlerinin eleştirilmesine biz eleştiri diyoruz. Yoksa politik bir eleştiri, yani futbolla alakalı bir eleştiri olmuyor. Bunu iyi bilmemiz lazım. Şimdi bu konuyu öğrendikten sonra bunlarla alakalı sorular çözeceksin diyelim Tonguç'um. Evet hocam. Harikasın. O zaman Zoru Bankası'ndan, Dinamo'dan, Taktikli Türkçe'den ve 0'dan 8'e Sözel'den konumuzu işledikten sonra sorularımızı çözeceğiz. Bu arada güzel bir duyurumuz daha var. Biliyorsun ki Tonguç'um ara tatil kampımız, yani atak kampımız geliyor. LGS'de atağa geçmek istiyor musun Tonguç'um? Evet hocam. Harikasın. O zaman LGS atağa geçmek istiyorsak mutlaka ara tatil kampımıza da katılmanızı istiyoruz arkadaşlar. Ara tatil kampımıza çözeceğimiz sorular tam anlamıyla sizin sıkıntıcılığınız yeni nesil matematik sorularıyla alakalı. Hadi bakalım o zaman. Önce şu videomuzu öğrenelim. LGS'de bir neticemizi atalım bakalım. Masallarda tekerlemeler var, olağanüstülükler var. Yer zaman belirsiz Tonguç'um. Fable'larda, bak masallarda en önemli şey ne biliyor musun Tonguç'um? Ders verme amacı var. Yani sen masalın sonunda şunu anlıyorsun. Ha, iyiler kazanır, kötüler kaybeder. O zaman ben iyi bir insan olmalıyım diyorsun. Şimdi Fable'a baktığımızda Fable'da da öğüt verme amacı var. Ve daha çok hayvanlar konuşuluyor. Mesela öküz, sığır. Efendim hocam? Hayır, yani Fable'da konuşan canlılardan bahsediyor. Öküz, sığır, manda, tilki, karga gibi hayvanlar konuşuyor Tonguç'um. Gezi yazısında gezilen yerler gözlemleniyor. Ve öznel bir şekilde anlatılıyor. Ama esasında doğru olan olduğu gibi aktarmak ki. Hani gidip gördün ya bu adam abartmış demememiz lazım. Gezi yazısı adından belli. Geziye giden bir adamın gezip gördüklerini yazması. Destan ise milletleri derinden etkilen olaylar. Yani destanlar daha çok ulusal bir özelliğe sahip Tonguç'um. Mesela Oğuz Kağan destanı, işte ne bileyim Ergenekon Kürtigin destanı. Kürtigin destanı. Öyle bir destan yok ama olsun. Türeyiş destanı, Göç destanı gibi bizim ulusumuza ait destanlar diyoruz. Denemelere baktığımızda bunlar daha çok gazete çevresinde gelişen şeyler. Herhangi bir konuda kişisel düşünceler var yani. Herhangi bir konuda kişisel düşünceler vurgulanıyor. Mesela bana göre bence diye. Hani sen okulda böyle hocanın size kompozisyon yazıyor ya. Orada deniyorsun, bir şeyler sallıyorsun, bir şeyler yazıyorsun. Deneme yazarı da kendi benin ülkesini söylüyor. Denemeden olmaz. Yani denemeden olmaz diyor. Bir şeyler. O deneme değil yalnız. Senin sınavlarda yaptığın deneme sınavları değil bu. Burada herhangi bir konuda sen düşüncelerini dile getiriyorsun. Diyorsun ki işte günümüzde sanatçılar böyle falan diye böyle kendince, bana göre, bence gibi ifadeler kullanarak gidiyorsun. Söyleşide de konuşmaması ve soru cümleleri var. Cevaplar var bak. Konuşmaması var, virgül. Soru cümleleri var, virgül. Ve cevaplar var. Baba ne haber, iyilik senden gibi değil de hani sevgili okurlar, bazen biz de böyle düşünmez miyiz? Bence sizde böyle falan böyle bir konuşma havasını görüyoruz. Makale ise Tonguç'un bilimsel. Amaç düşünceyi kanıtlamak, tamam mı? Bilimsel fikir yazıları ve nesnel cümleler var. Bu tarz cümleler, yani bence, bana göre, babana haber, bu tarz cümleler asla makalede olmaz. Çünkü makale bilimsel bir yazı, nesnel olmak zorunda. Fıkra ise sakın aklına Nasrettin Hoca fıkraları falan gelmesin. Burada da güncel konular var ve kişisel görüşler var. Genellikle bu tarz yazılar gazetelerdeki, şöyle yazıyorum buraya Tonguç'um, gazetelerdeki köşe yazısı diyebiliriz. Gazetelerdeki köşe yazıları daha çok bu tarz şeyler. Mesela son günlerde, bugünlerde işte ekonominin durumu falan böyle bir şeyler anlatıyorsa bu köşe yazısı fıkra oluyor. Anıya baktığımızda bir kişinin başından geçen olayları görüyoruz ve birinci kişi ağzı. İşte 1960 baharıydı. Dışarı çıktık ve yanımda arkadaşım vardı. Beraber yürüdüm falan böyle gidiyor mesela. Bu birinci kişi ağzı.
Günlükte ise günü gününe ve günün tarihi atılarak yazılması gerekiyor Tonguç'um. Mesela sevgili günlük diyorsun ve tarihini atmak zorundasın. Yani şu hani senin günlüğün var mı evde Tonguç'um? Evet hocam, günlüğüm var hocam. Benim aylık var bende hocam. Ya aylık diye bir şey yok. Buraya yazıyorsun işte sevgili günlük 7-12-2018 diyorsun, işte sevgili günlük. Bugün yine her zamankinden daha dangozum falan böyle gidiyorsun. Bu şekilde şeyler yazıyorsun. Bundan farkı günü gününe tarih atılması. Bu ise geçmişte yaşanan olayları hatıra şeklinde aktarmak. Biyografi ile otobiyografi son derece lezizül aziz, çok basit bir şey. Biyografide bir kişinin ağzı başka bir kişinin hayatı başka bir kişinin ağzından, başka bir kişi tarafından anlatılıyor. Bir kişinin ağzı? Kafam karış. Başkası tarafından? Anlatılmaz. Kırılır mı? Hayır evladım, ne diyorsun? Bir kişinin hayatı başka kişi tarafından... Benim arkadaşlarım ağzını kırarım seni. Ne diyorsun oğlum, ne diyorsun? Bana diyorlar hocam. Ya bir tane hata yaptım hemen üzerine gidiyorsun Tonguç'um. Bu kadar da acımasız olamazsın sen. Olmaz. Şimdi kişinin hayatını başkası anlatıyor. Mesela Mustafa Kemal Atatürk 1881'de Selanik'te doğdu diye Mustafa Kemal Atatürk'ün biyografisini yapıyorsun. Otobiyografi ise bir kişi kendi hayatını kendisi anlatıyor. Hani kendi pişir kendi ye var ya, onun gibi. Burada birinci kişi yazar. 1881'de Selanik'te doğdum. İlkokulu Selanik defa böyle okudum diye, ben yaptım diye anlatsam Mustafa Kemal'in otobiyografisi var mı hocam? Otobiyografisi değil de Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı bir Nutuk denen eseri var. Çok değerli bir eser. Mutlaka okumalısın Tonguç'um. Bir de öyküyle romanı anlatalım. Ardından da yavaş yavaş sana ödevler vereceğiz. Şimdi öyküyle roman arasındaki farkı bilmemiz lazım Tonguç'um. Roman daha uzun, daha tahliller var, böyle daha ayrıntılı. Öykü ise daha kısa. İkisinde de yaşanabilir olaylar var. İkisinde de yer zaman belli. Bu kısa, bu ise uzun diyoruz Tonguç'um. Buraya dikkat et. Ben de şöyle aklıma getiriyorum hocam. Normalde Romanya'ya gitmek çok uzun bir yoldur. Çok mantıklı. Ama Çatalhöyük'e gitmek çok kısadır bizim için. Çok mantıklı, çok mantıklı. Çatalhöyük nerede olduğunu bilmiyoruz. Öykü Çatalhöyük. Yani. Güzel, mantıklı. Çatalhöyük yakın gerçekten ama Romanya çok uzaktır, uzun diyebiliriz. Olaylar birbiri ardına ilerliyor. Romana göre daha yüzeysel tahsiller yer veriliyor ve daha kısa. Bu ise hikayeye göre daha uzun diyoruz. Şimdi Tonguç'um, yeni tarz sorularda sana bu metnin türünü de sorabilir. Bu metine başvuran söz sanatlarına sorabilir, ikisini birleşikle verebilir ama sen bunlarla alakalı eğer soru çözmezsen, yeni tarz sorular çözmezsen sıkıntı yaşarsın. O zaman bu haftanın ödülü sorusunu yap, yorumlara yolla Tonguç.